tiyatro hani her zaman insanı insana, insanca anlatmanın bir yöntemi gibi geliyor bana. Belki bu sene bir yerlerde sürpriz olsun, görebilirsiniz beni de. Karakterim gereği ben istemediğim hiçbir şeyi bünyeme kabul edemiyorum. Biraz karakterimin aşamadığı noktaları var. Hani bir şey kafama yatmasın, o iş başrol bile olsa kabul etmeyebilirim. Küçüklüğüm çok saf, çok güzel. Keşke o zamanlardaki gibi olsa şimdi de sektör. Çok isterdim. Beni bu sektörde üzen diyeyim, hani zorlayacak demeyeyim ama tek şey artık eğitime bakılan bir dönemde değiliz. Ne kadar takipçisi var, ne kadar işte kitlesi varsa onu oyuncu yapabiliyorlar. Jennifer, şimdi ekranı ikiye böleceğiz ve küçük toprağı yanına koyacağız. Hem ona baktığında neler hissettiğini söylemeni isteyeceğim. Yani o günden bugüne Jennifer'da neler değişti, ne görüyorsun? Hem de onu anlattıktan sonra senden biraz da böyle kendinden bahsetmeni isteyeceğim. İşte şu anda yaşın kaç, boyun kaç, kilon kaç, işte ne zaman, nerede okudun, ne yaptın, nerelerdesin, nerede yaşıyorsun? Biraz bunlardan bahsetmeni isteyeceğim. Öncelikle biraz kendimden bahsedeyim. Zaten beni az çok tanıyorsunuz. Ben Melez'im. En çok bu merak ediliyor. Babam Nijeryalı, annem Türk. Ben Türkiye'de doğdum, büyüdüm. Babam işte Nijerya'dan Türkiye'ye geldikten sonra Türk vatandaşı oldu ve daha sonrasında bizim hayatımız hep Türkiye'de devam etti. Arada gidip gelmeleri oldu ama bizim hayatımız burada. En çok bu soruluyor zaten. Nerelisin? Nerede doğdun? Şu anda 23 yaşındayım, 50 kiloyum. Güncelde modellik yapıyorum ve influencerlık yapıyorum. Ama benim için modellik daha çok ağır basan bir sektör. Onun üzerine yöneliyorum ama tabii aynı zamanda influencerlığa da devam ediyorum. Onun dışında umarım artık bu seneyle birlikte konuştuğum birkaç menajer vesaire var. Artık ben de ekranlara dönmek istiyorum. Çünkü eğitimlerimi tamamladım. Sihirlerim, ilk sihirlerimden sonra Hepsi Bir dizisi vardı benim için. Hepsi Bir'den sonra tekrar sihirlerim başladı ve bu çok böyle hiç boşluk bırakılmadan süre gelen bir zaman dilimi oldu benim için. O nedenle ben liseye kadar hep böyle dizilerde bulundum ve sonra artık lise dönemim geldiğinde de dedim ki ben artık biraz eğitimimi tamamlayayım Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'nde. Orada zaten derslerimiz çok yoğundu. İşte bir gün piyano, bir gün o, bir gün şu derken. Hani ben de dedim ki hani televizyon hani şu an için yorabilir ama tiyatro beni geliştirir diye düşündüm. O yüzden küçük böyle bir tiyatro oyununa girdim. Orada da Tanya Hoca ile tanıştım. Tabii bu Sihirli Annem'deki büyük oyuncularımızdan aldığım şeyle ve tiyatro hocamdan aldığım eğitimle her şeyi harmanlayınca o da bana işte diksiyon dersleri, şan dersleri verdi. Öyle bir şekilde kendimi üniversiteye attım bu serüvenle birlikte. Tiyatro oyunumuz da bu arada çok güzeldi ama 99 depremini falan anlatıyorduk. Sadece böyle kadınların olduğu bir oyundu. Zaten tiyatro hani her zaman insanı insana, insanca anlatmanın bir yöntemi gibi geliyor bana. O yüzden de çok mutlu ve güzel şeyler öğrendim oradan da. Üniversitede de zaten Beykent Üniversitesi'nde oyunculuk bölümündeyim. Artık son senem bitecek, gidecek, oradan da mezun olacağım. O yüzden diyorum ki artık bu sene bir şeylere başlayabilirim. Çünkü tamamen eğitime ağırlık verdim bu süreçte. Çünkü bu hani benim için şan şöhret kazanmak için yapılan bir iş değil. Gerçekten severek yaptığım bir şey ve hani bunda da kendime bir şeyler katmak istiyorum ve her zaman çok fazla şey öğrenmeye açık bir iş. Aslında yani herkesin metodu, herkesin tekniği o kadar başka ki aynı dersi veren farklı hoca bile farklı eğitim veriyor öyle söyleyeyim ve hangisini benimserseniz o şekilde ilerletiyorsunuz kendinizi de. Bize en büyük söyledikleri tavsiyelerden biri size nasıl bir senaryo gelirse gelsin içselleştirmeyin. Çünkü içselleştirdiğimiz zamanlarda bazen kendimizi unutabiliyoruz. O kadar da böyle çok yoğun bir meslek aslında. Yani oyunculuk kolay bir şey değil. Psikolojik olarak da çok etkileniyorsunuz. Tabii ki bunu kendini hazır hissedince yapılması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. O yüzden artık belki bu sene bir yerlerde sürpriz olsun, görebilirsiniz beni de.
Ve eski halime de bakacak olursam aslında şunu çok ben özellikle eğitim alırken çok düşündüm. Acaba ailem beni ben o küçük yaştayken set ortamına soktuğu için mi bu işi yapıyorum ve tercih ediyorum, yoksa gerçekten mi seviyorum? Evet. Ama hayır, gerçekten aslında hani sevdiğim işe beni ailemin desteğiyle de birlikte harmanlayan bir şey olmuş benim için. Yani bunun kararını verdikten sonra zaten daha çok sevmeye başladım yaptığım şeyi. Küçüklüğüm çok saf, çok güzel. Keşke o zamanlardaki gibi olsa şimdi de sektör. Çok isterdim bunu. Hani o zaman üretkenliğimiz de daha fazla artardı. İnsanların dokunduğumuz yerleri de daha farklı olurdu. Ama her şey değişti. Ben de değiştim. Şimdi işte zaten böyle deli bir küçük bir çocuğun böyle bir genç bir kadın olacağı belliydi bence o zamanda da. Zaten beni takip eden herkes de ne yapsam hep beni destekliyorlar. Yani saçımı gittim kazıdım mesela. Bir anda çıktım kameranın karşısına, dediler ki ne yaptın sen? Nasıl yaparsın? Saçlarına nasıl kıyarsın falan. Ama bu öyle bir şey değil ki. Yani ben farklı şeyleri denemeyi seviyorum ve bunu hani bir hastalık veya bir şeyden dolayı yapmadım. Sadece iyi hissettiğim için yaptım. Şimdi dedin ya hani sektör keşke eskisi gibi biraz olsa. Şu anda yine sektöre döndüğünde sıkıntı yaşayacağını düşünüyor musun? Veya böyle çekindiğin, endişelendiğin noktalar var mı? Ve nasıl bir projede yer almak istersin? Bunu da öğrenmek istiyorum. Var mı kafanda şöyle bir karakter, şöyle bir hikaye gelse ne güzel oynarım dediğin? Yani şöyle bir şey, benim karakterim gereği ben istemediğim hiçbir şeyi bünyeme kabul edemiyorum. Hiçbirine yani hani bir şey hiç kafama yatmasın, o iş başrol bile olsa kabul etmeyebilirim. Biraz karakterimin aşamadığım noktaları var. O nedenle beni bu sektörde üzen diyeyim, hani zorlayacak demeyeyim ama tek şey artık böyle eğitime bakılan bir dönemde değiliz. Ne kadar takipçisi var, ne kadar işte kitlesi varsa onu oyuncu yapabiliyorlar. O yüzden bu biraz evet kötü, çünkü insanlar o kadar emek veriyor, tiyatro oyunlarına gidip geliyor ve tiyatro aslında hiç maddi olarak çok kazanılmıyor tiyatrodan. O yüzden herkes gerçekten gönülden yapıyor bu işi ve onca insan varken tabii ki ben de onlardan birinin aslında bu kadar yükselmesini isterdim. Ama onun dışında zaten işin bir güzel yanları da var, kötü yanları da var. Hani yapacak bir şey yok tabii. Yer almak istediğim bir hikaye. Bir de yani ben kesinlikle yani beni çok zorlayacak bir şeyde yer almak isterim. Yani özellikle böyle korku olabilir. Ama korkuyu açmam gerekirse biraz daha psikolojik bir şey istiyorum aslında. Hani böyle ne bileyim çok depresyonda, depresif bir karakter olabilir mesela. Hani böyle onu hayata bağlayacak birkaç şey, işte biri olur onunla tanışır. Sonra öyle bir serüven falan, bir film olur. Dizi olursa da genelde böyle marjinal bir tip olsun isterim. Hani böyle daha canlı, daha renkli. Hani benim sahnem geldiğinde evet çok eğleneceğiz diyebilecek bir sahne ve daha karakter. Daha farklı doneleri olan, evet. Daha düz değil de daha böyle çetrefilli bir şey istiyorsun anladığım kadarıyla. Evet, çok isterim. Bir de aksiyon çok istiyorum. Yani bu biraz artık hani Türkiye'nin aslında standartlarına baktığımda göremediğim bir şey. Ama belki de yaparız. Yani nasıl Sihirli Annem'i yaptıysak bunu da yapabiliriz. Neden olmasın ki? Kesinlikle. O dönemde de o uç bir işti. Tabii ve ki hakkıyla yapıldı. Yani sihir falan. Kesinlikle o animasyonlar. O dönemde nasıl yani sihir? Nasıl işte televizyonda konuşan bir toprak? Muhteşem ya. Ben şu anda bile izlerken şok geçiriyorum. O yüzden hani şimdi o zamanlar bize şey demişlerdi. İşte bu dizi yıllar sonra da konuşulacak bir dizi olacak demişlerdi. Biz yok ya öyle bir şey olmaz dedik ve öyle oldu. Peki şu anda da sokakta seni böyle Toprak diye çağıranlar oluyor mu? Şu anda arabayla gelirken bile beni getiren kişi tanıdı direkt. Ve dedi ki ben Sihirli Annem varken gençtim. Ve ben genç halimle seni izliyordum. Çocuk falan değildim. Hani bir de siman hiç değişmemiş diyorlar. Sesin hiç değişmemiş diyorlar. Ya çok garip. Çok, 2000'den bu yana 2024'teyiz. Çok efsunlu bir şey. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ben yeni sezonda da seni ederim. Ekranlarda görmek için sabırsızlanıyoruz. Çok teşekkür ederim. Hoşçakal. Hoşçakalın.